farklı altcoin'ler üzerine konuşacağız ve Arthur Hayes'e göre piyasadaki en çok yükselecek kripto paraları bunlar ifade ettiğini dile getiriyor. Genel olarak yapay zekalar ve Sol Ada gibi majör coin'lerden de söz eden bir haber. Yapay zeka fırtınası bu 8 coin'i yeni zirvelere götürebilir diyor. Yapay zeka bu sezonun açık bir biçimde, daha doğrusu sezon içindeki katalizördür diyeyim. Tıpkı bundan önceki sezonda Web3'ün ve DeFi alanının piyasa içerisinde gerçekleştiği gibi ki zaten piyasada Web3 alanına girmeyen kalmadı. Metaverse'de Web3'ün içinde, o da Web3'ü, yani bütün projeler bir şekilde Web3'ü de işin içerisine, kendi projesine, Web3 projesi, salt bir Web3 projesi olmasa bile entegre etmeye ve tabi bunun üzerinden de farklı kategoriler oluşmaya dahi biliyorsunuz ki başladı. Bu klasik bir meseledir. Sezonu katalize eden bir kategori ortaya çıkar ve diğer projelerde buna ayak uydururlar. İleriye, daha geleceğe yönelik hareket edebilmek açısından. Tabi en çok salt yapay zeka projeleri dediğimiz işte GRT olsun, AGIX, FED tarzında bu coinlerde gerçekten iyi bir fırsat olduğunu söylemeye bile gerek yok. İkincisi, bunu ne kadar çabuk ve ne kadar yüksek oranda entegre olabilmeyi başarırsa projeler, bence o kadar kendi avantajlarına olacaktır. Mesela Shiba ile alakalı aylar önce çok kısa süre içerisinde yapay zeka haberi verecekleriyle alakalı konuşmuştum ki bir iki hafta sonra zannediyorum Bad Idea Eye gibi noktalara kadar dahi evrilen yapay zeka içerisine girişler gerçekleşti. Şu an hem altcoin projeleri aynı zamanda borsalarda yapay zekalar üzerine çalışma yapmayı sürdürüyorlar. YouTube'un tanınan kripto analistleri en son videolarda yapay zeka alanında etkili olacak en iyi projeleri vurguladı. Kimilerine göre teknoloji kripto fiyatlarının yeni zirvelere ulaşmasına yardımcı olacak. Tabii yardımcı olacak. Sürekli dışarıdan kapital çek, ne olacak? Arthur Hayes'e göre sıradaki Bitcoin boğasını yapay zeka katalize edecek. Vay be, büyük bir tespit yapmış diyormuşum. İlk olarak ünlü tahminci Arthur Hayes, kendisi BitMEX'in kurucusudur bu arada. Bitcoin'in gelecekte ay için tercih edilen para birimi olacağını iddia ediyor. Hayes'e göre yapay zeka geleneksel bankacılık ve fiyat para birimlerinin sağlayamadığı dijital, otomatik ve sansüre dayalı bir ödeme altyapısını gerektiriyor diyor. Hayes bu gelişmelerin sonucunda Bitcoin fiyatının 25 kata kadar yükseleceğini tahmin ediyor. Ya ben şunu söyleyeyim, yapay zeka doğrudan geleneksel finansa bir tehdit değildir. Gayet iyi bir şekilde geleneksel finansta hali hazırdaki sistemini sürdürüp yapay zekadan faydalanabilir. Ya o yüzden bunun ikisinin bir alakası yok. Ha, kripto piyasası yapay zekadan faydalanıyor daha iyi bir şekilde ve tabii ki dünya genelindeki entegrasyonunu artırır. O da ayrı. 25x'e kadar Bitcoin'in yükselme ihtimali var mıdır? Vardır, mümkündür tabii ki. Ya bu şekilde katlama oranları vesaire. Ancak bu sadece yapay zeka değil. Yapay zeka tabii ki kendi kategorisiyle birlikte dışarıdan para çekeceği için mantıken kriptonun piyasa değerini arttırır ve tabii bu BTC'nin dolaşımına da katkı sağlar. Ama doğrudan bu değil, yardımcı unsurlar arasında diyelim. Altcoin Daily yapay zeka ile büyüyecek kripto devlerini listeledi. Ethereum'un programlanabilirliği onu Ay endüstrisinde güçlü bir rakip olarak konumlandırıyor. Ethereum ekosisteminde Optimism ve Polygon gibi birkaç umut verici seçenek ortaya çıkıyor. Coinbase'in kullandığı bir teknoloji olan Optimism'in ölçeklenebilirliği arttırmayı hedeflediğini vurguladı. Ayrıca Ethereum ölçeklendirme ağlarında birleşik likidite sağlamayı amaçladığının altını çizdi. Ek olarak Polygon'da ikinci katman alanında güçlü bir oyuncu haline geliyor. Polygon güçlü bir oyuncu haline geliyor değil. Polygon zaten katman 2 projelerinin şu anda en güçlü oyuncusu ki Optimism, Arbitrum gibi projeler şu anda Polygon'a yakın bir seviye, bakın yakın bile değiller. Yani Polygon şey, böyle nasıl diyeyim size, kral, ötekiler de böyle vezir de değil yani, tamam mı? Bu böyle. Optimism iyidir bu arada, severim. Ama uzun vadede bence enflasyonu kaçınılmaz. Altcoin Daily A için
İdeal bir temel katman arayışında Evland çağında listeledi. Evland için bir Metaverse Launchpad inşa eden ve diğer girişimleri araştıran Alibaba gibi şirketleri cezbettiğini söyledi. Katılıyorum. Bak ben burada şöyle bir şey söyleyeyim size. Matic bu sezon beklentim yüksek. Optimizm sezonda beklentim yüksek. Avax bu sezon beklentim çok yüksek. Fakat siz yapay zekadan konuşursanız mesela Evland yapay zeka entegrasyonu başlatır mı? Başlatır. Ama yani alakasız geldi bilmiyorum. Hani yapay zekayı Avax'a bağlamak biraz saçma. Ada ve Solda liste bak. Bu daha da saçma. Ada ve Solda doğru bak katılıyorum. Ada ile Sol benim sezon içinde yükseliş beklediğim şeylerdir. Fakat şey neden mesela yapay zeka ile bunun ne alakası var? Ada ve Solda listede peki. Ayrıca analistler Cardano, Solana, Litecoin ve Phantom'u yapay zeka alanındaki rakipler olarak öne çıkardı. Altcoin Daily, Phantom'un geliştirme ekibinin çeşitli sorunları ele aldığını paylaştı. Bunlar arasında blockchain darboğazları ve sharding yer alıyor. Phantom kısa işlemler, düşük maliyet ve güçlü ölçeklenebilirlik için Ethereum uyumlu bir blockchain'dir. Doğrudur. Bakın Ada'dan bu sezon iyi yükselişler bekliyorum. Sol aynı şekilde. Litecoin uzun vadede de zaten muvaffakiyet beklediğim bir projedir. Çok da eskidir ve şeydir yani diğerlerinin aksine uzun vadede de güvenilirdir. Phantom, FTM Coin bu sezon yine benim beklentim yüksek. Yapay zeka kripto sektörünü sarmaya devam ediyor. Bloomberg gibi mavi çipli kurumlarla çalışan yatırım verileri analitiği şirketi Demant diyor. Chain of Demand, Bitcoin fiyat dalgalanmalarını analiz etmek için ChatGPT'den yararlanan bir araç geliştirdi. Bununla birlikte OKX 2023'te kullanılacak en iyi 9 kripto ticaret botu için bir kılavuz yayımladı. Ticaret botlarından uzak durun ya. Saçmalık. En iyi ticaret botu ne? En iyisi ne olacak yani? İyisi ne, kötüsü ne? Hepsi saçmalık. Ticaret botu. Ne ticaret botu? Hiçbirinin bir geçerliliği yok. Yani CZ eleştirmekte haklı bu ticaret botlarını. Ayrıca Crypto Empress takma adıyla anılan bir kripto eğitimi fenomeni olan Daisy de teknolojiyi vurguluyor. Bu noktada birçoğumuz ne zaman satış yapacağımızı bilmek... Oho, Allah aşkına tamam habere devam etmeye gerek kalmadı. Hani şeye girdik zaten. Nedir o? Boş muhabbete girdik tamam orada haberi bitirelim en iyisi. Yok işte kripto botu kullanın işte en iyi botlar. Şu bot çok iyi tahmin yapıyor. Şurada alın burada satın diyor tarzında. Botları kullanmak isteyen varsa kullansın. Ama sadece bağış yapar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.